sevgili dostlar. Coğrafya lezzettir temasıyla yapılan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ndeyiz. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Valiliği'nin organizasyonuyla yapılan alandayız şu anda. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir organizasyon yapılmış. Eşsiz Adana lezzetlerini tadıyoruz. Bunlardan birisi de Levent Börek. Levent Börek'in standını ziyaret ettik. Levent Bey'den şimdi Levent Börek'le ilgili, başarılı çalışmalarıyla ilgili, lezzet tatlarıyla ilgili bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Benim de ilk Adana ziyaretim. Levent Börek'i de daha önce tatmadım. İnşallah şimdi tadacağım. İnşallah. Levent Bey'in kendisinden Levent Börek'i dinleyelim. Evet. Ben Adanalıyım. Adana'da doğdum. Lise mezunuyum. Babamın pastanesi vardı. İmalatı da vardı. Çok küçük yaşlara da beni götürürdü oraya. Hem okula, yani ilkokul çağlarımda, yani okula başladığım dönemlerde okuldan arta kalan zamanımın hepsini hem pastanede hem imalathanede geçirdim. Yani çok küçük yaşlarda esnaflık eğitimimi de orada babamdan aldığımı söyleyebilirim. Evet. Babam bana klasik su böreği öğretmişti. Bizim eskiden Adana'mızın kültüründe kebabı meşhurdu, şalgamı meşhurdu, bici bicisi meşhurdu. Evet. Biz bu böreği geliştirerek, sentezler yaparak en son bu reçeteyi yakaladık. Künefeyi, baklavayı ve su böreğinin yumuşaklığını, üçünü bir araya getiren bir reçete ortaya çıkarttım. Ve ondan sonra ismimi de verdim Levent Börek olarak. Ve ondan sonra beğenilmeye başladı. Ondan sonra talepler gelmeye başladı. Şehir dışları duymuştu. Sosyal medyacı bir arkadaşımız gelmiş, bizi tadım yapmıştı, sunum yapmıştı. Oradan işte diğer kitlelere ulaşmıştık. Sonra medyadan geldiler, El Cezire'den geldiler. Yani hepsi böyle gelince, bu sefer talepler çoğalmaya başlayınca da ilk şubemizi İstanbul Bayrampaşa'ya açtık. Evet. Orada kaldırmadı. Arka tarafına daha büyük bir yer açtık. Ondan sonra ortaklıklar gelmeye başladı. Ondan sonra ortaklıkları çoğunu böyle eledim. Çünkü benim istediğim yerde imalathanemi açmak istemiyorlardı. Ben Adana'da ve Yüreğir'de bu işi başlamıştım. Evet. Ve buradan doğmuştum. Buradan çıkış yapmıştım. Ben buraya bir vefa borcum var yani. Ben burayı bırakamazdım. O yüzden fabrikayı buraya yapmak istiyordum. Onunla ilgili diğer ortakların görüşü yok olmaz. İşte şuraya yapalım, buraya yapalım. Ben de kabul etmiyordum. En son bu gelen ortakların fikrime katıldılar. Tamam dediler. Sen burada istiyorsan, Adana'da istiyorsan. Ve Yüreğir'e ben çok büyük bir imalathane kurdum. Şu anda tüm Türkiye'de 156 şube aktif. Evet. 50 şubede şantiye halinde. Yurt dışında da 45 şube. Onlar da şantiye halinde. Tüm dünyaya açılacağız Allah izin verirse. Tabii İnşallah. Ki her şey Allah'tan diyelim yani. Evet, kendimizden bir şey bilmeyelim. Levent Bey'in gerçekten bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyorum. İçtenlikle tebrik ediyorum. Doğrusu ben ilk kez tanıdım, şahit oldum ve bu kadar büyük bir şey, başarıya imza attığı için de kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle coğrafya lezzettir diyoruz. Ben Adana'da su böreğinin, Adana'da böyle bir böreğin meşhur olduğunu bilmiyorduk. Genellikle evet. Adana deyince bize işte evet. Klasik kebap onu da açıklayayım. Adana böreği neden dendi? Evet. Onu da açıklayayım. Şimdi biz buraya ismimizi verdik Levent Börek olarak. Evet. Şimdi ben bunu da tescilletmiştim. Evet. Tescillettiğim için benim benzerlerini yapanlar diyemiyorlardı Levent Börek. O yüzden Adana böreği demeye başladılar. Adana'nın böreği demelerinin sebebi de oradan doğuyor yani. Yoksa benim böreğim benzerlerini yapıyorlardı. Evet. Ama Levent Börek diyemiyorlardı. Çünkü ben bankayı tescil almışım. Evet. O yüzden Adana böreği diye. O Adana böreği lafı da oradan doğdu yani. Evet. Kendi yaptıkları böreği Adana usulü börek demeye başlamışlar. Ya bir insanın el emeğiyle yapıp da bunu bütün Türkiye'de 140 şube mi dediniz? 156 şube aktif var. 50 şube daha geliyor. Türkiye'den 45 şube de yurt dışından. Evet. Fransa, Belçika, Hollanda, Bulgaristan. Evet, bunlara bu kadar... ana bayilik şeyler verdi. Distribütörlükler verildi. Oralar şantiye halinde. Devam edelim. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu teşekkür güzel ederim. Bizim Türkiye'de Türk su böreğini
kendi sentezleriyle, yine doğru söyledim sanırım, getirdik, sentezleriyle. Evet. Demek ki çok tercih ediliyor, demek ki çok seviliyor bu kadar çok istendiğine göre. Evet. Tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür sizleri. Ederim. Şöyle böreğin yapım aşamasıyla da bize çok kısa bilgi verebilir tabii misiniz? Tabii ki. Birazcık. Biz bu böreği kaynar suda haşlıyoruz, evet. Soğuk suda şokluyoruz. Evet. Sadece renk vermek için de künefe gibi altını ve üstünü renk verip çıkarıyoruz. Yani evet. Altındaki kapakla üstündeki kapak baklava hamuru. Evet. Onları künefe ocağında pişirip mesela şu an test çevrilecek tepsi. Evet. O zaman göreceksiniz. Hı-hı. Alt üste geliyor. Hı-hı. Bu sefer de altını pişiriyoruz. Yoksa iç tarafı haşlanarak pişiyor zaten. Evet. Evet. Bir de çeşitlerinizi öğrenelim. Çeşitlerimiz çoğaldı tabii ki. Evet. Talepler çok olunca. Şimdi pastırmalı peynirli var. Kavurmalı peynirli var. Zeytinli peynirli var. Ispanaklı peynirli var, sucuklu peynirli var, çikolatalı var, patatesli var. Vallahi ben çeşitlere peynirli var, kıymalı evet. var. Evet. Hemen hemen 10 çeşite yakın çeşitimiz var yani. Emeğinize sağlık. Dinize sağlık. Gerçekten ben de tadacağım Levent böreğin, evet. Böreğini. Adana'ya yolu düşen ve bütün Türkiye'de bayisine ulaşabilen dostlarımıza Levent böreğin tatmalarını tavsiye ediyorum. Bekleriz efendim. Bize son olarak söylemek istediğiniz, ya bir ideal uğruna emek verip o noktada başarmış bir insan olarak evet. gençlerimize örnek olma noktasında bize ne söylemek istersiniz? Vallahi işini severek yapmalarını söylemek evet. isterim. Gerçekten birinci tercihleri para kazanmak olmasın. Evet. Ya desin ki ben bu malı, bu ürünü yapıyorum. Gerçekten karşımdaki insana sattığım zaman gururla satayım. Yani zevk alsın. Yani bu işler zaten sana başarıyı da getiriyor evet. arkasında. Severek. Yeter ki severek, isteyerek, özenerek evet. bunları bir araya getirdin mi Rabbim de yolunu açıyor seni. Amin inşallah. Heh. Bir de dürüstlükle yapabilmek. Tabii ki. Tabii yani ki. Sen eğer ya ben para kazanayım peşinde düşersen işe hile hurda girer. Evet. O zaman da ne yaparsın? Sen onu bir iki defa satabilirsin. Hı hı. Çünkü bir daha satamazsın damak yani. Müşteri tabii müşteri şey değil yani. Evet, evet. O ağız tadını biliyor. Evet. Yani, evet, küçücük bir yerden çıkıp Türkiye çapında veya dünya çapında bir marka olmak kolay bir şey değil. Kendisi ben tekrar sağ tebrik olun. Ediyorum. Teşekkür Eminim ederim. Ki bunun altında çok değerli ve büyük bir emek var. Evet. Çalışmalarınıza başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Baş tacı. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar şu anda çevrilerek Levent böreğin pişme aşamalarını görüyoruz. Şöyle. Börek değil, Levent böreği.